Psikolojilerim Coğrafya Kodur Okulu'na, YouTube'un en büyük coğrafya kanalına hepiniz hoş geldiniz. IT coğrafya denemelerimizin bugün geldik ikincisini çözeceğiz. Soru çözüm not defterini yanına aldıysan ben hazırım. Sen de şöyle beğen tuşuna basıp hazırlandıysan o zaman ne diyoruz? Yunus Hoca'yla bir defa öğren, bir daha asla unutma. Hadi şimdi şu denemenin canını okuyalım. Evet, geldik denememizi çözmeye. Tekrar tekrar hatırlatıyorum. İlk 6 sorumuz sos 1 sorusu. Sonraki sorularımız 17'ye kadar olan sorularım sos 2 sorusu. Sos 2 sorularının hepsine eşit ağırlıklarda çözüyor. Çünkü aynı konular bunlar. Anlaştık mı? Yani oradan çıkacak bir soru büyük bir ihtimalle senin karşına da çıkabilir. Hepsini çözüyorsun yani. Evet, geldik birinci sorudan başlayalım. Hemen not defterini hazırlıyorsun. Aşağıdaki görselde karbon döngüsünün oluşumu gösterilmiştir. Geçen sene karbon döngüsüyle alakalı soru çıktı. O yüzden karbon döngüsünü şöyle ince ayrıntısına kadar öğrenelim. 1. Görseldeki verilere göre karbon döngüsüyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangilerine ulaşamayız? Bakalım. Fosil yakıtların yanmasıyla karbon litosferden atmosfere geçer. Şimdi burada bizim öğrenmemiz gereken bir şey var. Hatırlayın. TYT coğrafya derslerinde ne öğrenmiştik? Hemen bunların notunu al. Litosfer. Burada soruyu zorlaştıran ne biliyor musunuz? Litosfer, biyosfere geçer, hidrosfere geçer. Litosfer demiyorduk buna, ne diyorduk? Litos hocam, toz var orada, toz. Kayayı parçaladığımızda toz toza dönüşür. Ha hocam, bu taş küre demek. Yani bu taş küre, hemen yazıyorsun. Nereye yazalım bunları? Şöyle şuraya yazayım. Litosfer taş küre. Biyosfer, hemen yaz oraya. Biyosfer, biyo canlı hocam, bu canlı, canlı küre. Bir tane daha yazalım. Hidrosfer. Hidrosfer. Ha hocam, bu suyla alakalı. Nereden anladım? Hidro, H2O var burada. Suyla alakalı. Atmosfer. Atmosfer, hava. Bunları yazdık mı? Şimdi soru basit. Bakalım. Fosil yakıtların yanması ile fosil yakıtın yanmasını düşüneceksin böyle sorularda. Bir şey yaktım. Bir tane kömür yaktım. Kömür bir fosil yakıt. Fosil yakıtı yakarsam ne olur? Karbon havaya karışır değil mi? Nereden havaya karışır? O fosil yakıtın olduğu yer litosfer taş küre değil mi? Litosferden atmosfere karıştı mı bakalım? Litosferden atmosfere karışır. Doğru. Bu şekilde yorum yapacaksın bunu. Ezberleme bak. Deniz hayvanlarının kabuk oluşumunda. Bir tane deniz hayvanımız var. Şöyle alalım. Biraz da beyaz olsun. Deniz hayvanlarının kabuk oluşumu böyle kireçli değil mi? O kireç karbon işte. Kireçli, öyle düşüneceksin. Şimdi bunun kabuğu oluşurken ne yapıyor? Alıyor değil mi bünyesine? Yani karbonu tüketiyor aslında. Hidrosferden, yani suda yaşıyor bu deniz hayvanı. Hidrosu sudan karbonu aldı, bünyesine çekti. Bünyesi ne? Canlı küre değil mi bu? Biyosfer değil mi? Biyosfere mi çekti? Evet, doğru. Diğeri C şıkkını en sona bırakalım. Karbonatlı kayaçların oluşumu sırasında karbon hidrosferden litosfere geçer. Bak, karbonatlı bir kayaç. Kalker. Bu kalkerin oluşmasında sudaki karbon bunun bünyesine geçiyor. Bunun bünyesi canlı mı bu taş? Hayır. Bunun bünyesi litosfer. Nereden geçiyor? Sudan, hidrosferdeki litosfere geçer. Çok güzel bir soru bu. Fosil yakıtların oluşumu ile fosil yakıt. Kömüre çevirdim bu sefer elimdeki kayacı. Ne kadar işlevselmiş ya. Kömüre çevirdim. Fosil yakıt, kömür. Kömürün oluşumu sırasında bakın karbon biyosferden litosfere geçer. Yani canlıdaki karbon, şimdi kömür oluşurken bir bitki de değil mi? Bitki. Bitkinin içerisindeydi bu karbon. Bitki kömüre dönüşüyor. Bitkinin içerisindeki olan bu karbon canlı kürede, yani biyosferdeymiş bitki içerisindeki karbon. Neye dönüştü bu? Bitki, odun taşa dönüştü. Litosfere dönüştü. Litosfere geçti. Çok orijinal bir soruydu. Cevabımız C şıkkı. C'yi öğrenelim şimdi. Canlıların solunumu ile atmosferdeki karbon biyosfere geçer. Ben solunum yaptım. Atmosferdeki karbonu mu alıyorum ben? Hayır. Atmosferdeki oksijeni alıyorum. Benim solunumum ile canlılardaki karbon, biyosferdeki karbonu atmosfere veriyor. Anlaştık mı? Çok güzel bilgiler öğrendiğimiz harika bir soruydu. Geçelim ikinci sorumuza. Bu etkiler dışında değişimlerinden hangilerinin oluşumuna da sebep olduğu söylenebilir? Depremlerin çok az bir kısmı ekstrem değerlere ulaşır ve bunlar yıkıcı deprem olarak nitelendirilir. Yıkıcı depremlerin başta can ve mal kayıpları olmak üzere beşeri sürece etkileri vardır. Bu etkiler... Bunların hangilerine etki yapabilir depremler bakalım. Zemin sıvılaşmasına neden olurlar. Bunu öğrenin, yazın oraya. Bundan genelde hiç bahsetmeyiz biz ders anlatırken. Zemin sıvılaşması, özellikle kirli bir toprak varsa binanın altında. Su, yani böyle kirli bir toprağı salladığınız zaman altında da su varsa, yeraltı suyunu vesaire düşünün. Öyle bir sıvılaşıyor ki orası, böyle balçık gibi oluyor. Böyle zemin sıvılaşması gerçekleşiyor. Bu da depremin yıkıcı etkisini arttırıyor. Zemin sıvılaşmasına neden oluyor depremler. Bir diğeri, fay oluşumuna neden olur. Bir dakika ya. Fayların olduğu yerde depremler oluyordu. Yeni depremler olduğunda da bu yeni depremler
fayların oluşumuna neden olur mu ki? Evet, olurlar. Bunu da not al oraya. Bu soru özellikle yazıldı. Yani şöyle, fayların olduğu yerde deprem olur evet ama depremler oluştuğunda yeni fay oluşumuna da neden olabilirler. Ve depremler oluştuğunda yamaç ve çamur akıntısı da oluştururlar. Sallanıyor çünkü orası, yamaçlardan akıntılara neden olurlar. 1, 2, 3 hepsine neden olur depremler. Güzel bir bilgi öğrendik burada, unutmuyorsun. Geçelim diğer soruya. Geldik 3. soruya. 3. sorumuzda köy altı yerleşmelerini öğretmeni diyor ki öğrencisine, bunları bize yerleştir, şemaya yerleştir şöyle. Burada bir yanlışlık yapılmış, bu yanlışlığı nasıl düzeltebiliriz? Şimdi biz yerleşmeleri geçici yerleşmeler, daimi yerleşmeler olarak köy altı yerleşmelerini ayırıyorduk. Bunun bir kodlaması vardı, neydi? Neydi? Yunus Hoca ve öğrencileri. Yay obası, yay obası, yayla. Yay obasının oba, yay obasının öğrencileriyle sizinle beraber bir geçiş töreni yapacağız sizinle beraber. Geçici yerleşme ya bunlar. Geçiş töreni yapacağız. Ve bu geçiş töreninde ağır ağır bir müzik söylüyoruz sizinle. Ağır 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 bir müzik söylüyoruz. Ağır. Nasıl bir müzik? Dam dam kom kom kom. Dam dam kom kom kom. Dam dam kom kom kom. Dam. Bir daha. Yay obasının güzel öğrencileriyle bir geçiş töreni yapıyoruz. Ağır bir müzik söylüyorum. Ağır bir müzik. Dam dam kom kom kom. Ya Yunus Hoca, düştüğün hallere bak ya. Dalyan gibi adamsın ya. Düştüğün hallere bak ya. Dalyan gibi adam yapar mı böyle şeyler? Şimdi bunlar geçici yerleşmelerimiz bizim. Oba, hepsini söyledik. Şimdi bakın, geçici yerleşme yay vardı. Yay obasıydı. Kom kom dam dam bam. Oba. Aa, mezra. Burada bir tane dışarı çıkmış. Burada kodlamamızda mezra diye bir şey yok. Çiftlik, mahalle, divan, dalyan burada değil. Dalyan bu tarafta. Dalyan gibiydi hocaydın Yunus Hoca. Demek ki mezra da diğer taraf. Dalyan ve mezra yer değiştirmesi gerekiyor. Bir tane not almanı istiyorum senden. Şöyle not al. Mahallelerin birleşmesiyle divanlar oluşur. OGM materyalde çok fazla bununla alakalı soru vardı. Bunu nasıl yapmıştık? Leyla ile Mecnun'da mahalledeki insanlar divanın üzerinde tek bir yerde yatıyorlar değil mi? Mahallelerin birleşmesiyle divanlar oluşur. Bunun da notunu al, geçelim diğer soruya. Geldik her sene çıkan sorulardan bir tanesi örgütler. Aşağıdaki tabloda bazı örgütler ve bu örgütlerin kuruluş amacı verilmiştir. Bu örgütlerden hangisinin kuruluş amacında yanlışlık vardır? NAFTA. NAFTA ticari bir örgüttü. Naftalin satıyorlardı birbirlerine. Hocam bu şeydi, Amerika tarafında Meksika, Kanada, ABD'nin arasında naftalin satan örgüttü bunlar. Güney Amerika ülkeleri siyasi ekonomik işbirliği. Güney Amerika değil. Kuzey Amerika ülkeleri. Naftalin satan ülkelerdi bunlar, kodlamamız. Unuttunuz mu? Unutmadınız. NATO atom bombası, askeri bir şey var burada. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Rusya'ya karşı ABD'nin desteğiyle Avrupa ülkelerini korumak. Atom bombası, evet doğru. İİT, İslam İşbirliği. İslam dünyasının hak ve çıkarlarını korumak, üye ülkelere işbirliği yapmak, doğru. Karadeniz Havzası'nı barış ve istikrar, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Karadeniz Havzası'nı, doğru. OECD, CD var, CD var, CD var, ekonomik işbirliği yapmak, üye ülkeleri kendi kendine yetecek ekonomik ve gelişme istihdamı sağlamak, doğru. Yani cevabımız bir A. Geçelim diğer soruya. Türkiye'de hayvancılık tarım sektörü için önemli bir yere sahiptir. Bakın, Türkiye tür ve ırklara göre hayvan sayısı bakımından zengindir. Türkiye'de çok fazla sayı olarak zenginmişiz. Ama diyor, ancak et ve süt verimi düşüktür. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Bu soru güzel yazılmış bir soru. Bunun notunu alacaksın. Neden? Bizim ülkemizde hayvancılık, evet hayvan sayısı da var, o da var, bu da var da neden? Neden bizim ülkemizde et ve süt verimimiz çok düşük? Yani niye etimiz ve sütümüz verimsiz oluyor? Nedeni bizim ırklarımızın veriminin düşük olması. Bizim ırklarımızdan 5 litre, 10 litre hadi alalım süt alırken Hollanda ırklarından 30 litre, 40 litre, bilmem 30-40 litre alıyorlardır herhalde, değil mi? Burada temel neden yerli ırk hayvanların veriminin düşük olmasıdır. Tamam, meralarımızın yetersiz olması da olabilir, yağışların düzensiz olması da olabilir. Hayvancılıkla uğraşan kişi sayısının her geçen gün azalması da olabilir ama asıl temel neden hayvan ırklarımızın kötü olması. 6. sorumuz. Projenin diğer amaçlar arasında hedeflerinden hangileri yer alır? Böyle bir soru her sene çıkıyor, yine çıkacaktır karşımıza. Bu sene kopu bekliyorum ama DOKAP'tan da gelebilir, dikkat edelim. Türkiye yüz ölçümünün %6.2'sini kapsayan Doğu Karadeniz Projesi'nin yüz ölçümü 48.256 km² büyüklüğünde 9 ili içine alır. Doğal kaynak bakımından zengin olan bu illerin yer aldığı bölgede söz konusu kaynakların daha verimli kullanımını sağlamak projenin amaçları arasında yer alır. Projenin diğer amaçları arasında hedeflerinden hangileri yer alır? DOKAP dediğinde böyle projeleri bize verdiğinde ne yapacaktık? Hocam, orada ne eksik? Karadeniz'de ne eksik?
Karadeniz'de ne yapılabilir? Ne geliştirilebilir? Şöyle dese bize, Karadeniz'de sanayinin, ağır sanayinin geliştirilmesini sağlamak. Ya Karadeniz'de ağır sanayi kurmak mantıklı değil ki. Aynı şekilde Doğu Anadolu'da ağır sanayi kurmak mantıklı değil ki. Resmen para israfı olur. Karadeniz'de yaylacılık yapılıyor, turizm yapılıyor. O zaman ben yaylacılığı geliştiririm orada. Karadeniz'de ulaşım yolları çok kötü. O zaman ben Karadeniz'de ulaşım yollarını geliştireyim. Bakalım, ulaşım ve iletişim hizmetlerini güçlendiririm. Karadeniz'de sıkıntı bu, yollar kötü. Diğeri, kıyı kesiminde ürün çeşitliliğini arttırmak. Bakın, biz zaten tarımı kıyı kesiminde daha çok yapabiliyoruz. O zaman oradaki mantıklı olan kıyı kesiminde ürünlerin daha çeşitli olmasını sağlamak için çalışma da yaparsın. Başta yaylacılık olmak üzere turizmi geliştirmek. Burada ancak turizmi geliştirirsin zaten Karadeniz'de. Cevabımız Edirne. Geçelim diğer soruya. Şehirlerin fonksiyonları ile alakalı sürekli soru gelir. Her sene sorumuz vardır. Bu şehirlerin ortak özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? Şöyle, bu şehirlere baktığında aklına ne geliyor? Kudüs dini, Mekke dini, Roma. Ama Roma'nın içerisinde Vatikan, Roma'nın içinde değil mi? O zaman bunun içerisinde bunu da dini olarak Roma dediğimizde dini olarak alamaz mıyız bunu? Alabiliriz. Vatikan da koyulabilirdi buraya. Ama Roma'da koyulması aynı kapıya çıkıyor, unutma. Bunların hepsi dinidir. Yani dini fonksiyonuna göre sıralanmıştır. Diğerlerini de öğrenelim. Bulunduğu ülkelerin idari kenti olmaları, hayır. Suudi Arabistan'ın idari kenti Mekke değil, Riyad. Kudüs'ün, İsrail'in idari kenti Kudüs değil, Tel Aviv. Tabii bunu kendileri Kudüs olduğunu iddia ediyorlar ama diğeri idari şehir, evet. Nüfusları 10 milyondan fazla değildir bunların. Nüfusları bunların 2 milyon. Roma'nınki 2.8 milyonu galiba, 3 milyona yakındı. Mekke'ninki de 2 milyon civarında. Kudüs'ünki de 800 bin, 1 milyon civarında bir şey. 10 milyon değil. Aynı kıtada yer almaları, hayır. Kudüs, Mekke, Asya kıtasında, Roma, Avrupa kıtasında. Bu da değil. Ulaşım ağlarının kavşak noktaların, hayır. O kadar da kavşak noktasında diyebileceğimiz ülkeler değil. Kıyıda kalmış ülkeler. Evet, E şıkkını söyledik burada. 9. Aşağıdaki haritada bitkisel yağ fabrikalarının bulunduğu bazı yerler gösterilmiştir. Bu fabrikaların söz konusu yerlerde kurulmasında etkili olan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir? Bir önceki soruda Kudüs'ü not al, başkentlerini not alabilirsin. Roma'nın içerisinde Vatikan'ı da not al. Şimdi bunların burada kurulmasının temel nedenine niye zeytinyağı fabrikaları burada, ayçiçek yağı fabrikaları burada? Ham madde orada olduğu için değil mi? Ham maddesinin üretim yeri değil mi oralar? Sermaye fazla, iş gücü, hayır. Ham madde burada olduğu için bu fabrikalar buraya kuruluyor. 9. soruyu da geçtik, geçelim diğer soruya. Bu etkinliklere faaliyetlerinden hangileri örnek olarak verilebilir? Kek sorular. ÖSYM çok sever böyle çocuk oyuncağı soruları sormayı. Ekonomik faaliyetlerin tarım ve hayvancılık olduğu yerlerde nüfusun büyük bir kısmı kırsal kesimde yaşar. Kırsal kesimde yaşayan insanların etkinlikleri ekonomik faaliyetlerle iç içedir. İnsanların sosyal ve kültürel hayatları da bu etkinliklere bağlı olarak şekillenir. Bu etkinliklere faaliyetlerinden hangileri örnek olarak verilebilir? Şimdi kırsal kesimdeki etkinliklere toprağın sürülmesi faaliyeti örnek olarak verilebilir. Hayvancılığın otlatılması da bir faaliyettir orada. Bu da verilebilir. Kırsal kesimi söylüyoruz. Tarımsal festivaller de, yani bunların hepsi kırsal kesimdir. Böyle sorular çocuk oyuncağı sorulardır. Böyle soruları da ÖSYM böyle sorduğu için biz de böyle soruyoruz. Şimdi bu sorudan ne öğrendin sen? Bu soruda dikkat etmeyi öğrendin. Sana burada kırsalı sorduğunda, bak bunlar kırsalla alakalı. Ama burada sana kentsel şehir hayatını da sorabilirdi. Şehir mi kırsal mı diye basit bir yorum yapacaksın burada. Çok derine inmeyeceksin burada. Bunu öğrendin. Cevap Edirne orada. Limanların gelişiminde iç kesimleri demir yolu bağlantısı önemlidir. Buna göre bu demir yolu haritası dikkate alındığında aşağıdaki illerden hangisine ait limanın gelişmesinde demir yolu ulaşımının katkısı yoktur? Harita verilmiş. Geçen sene bu harita verilmeden soruldu bu soru. Hangisinde demir yolu ulaşımı yoktur diye. Antalya bunun cevabı. Şimdi buradaki amacımız şu. Hangi illere demir yolunun nasıl gittiğinin mantığını öğrenmen. Çünkü böyle soru artık geliyor. KPSS formatında bir soruydu. Artık karşımıza da geliyor. Bu soruda sana öğreteceğiz şimdi. Burada Antalya'da yoktur. Neden olmadığını görelim. Bakın şimdi. Bu haritaya baktığında sen, ben sana ne anlatmıştım ilk videomuzda? Türkiye'nin dağlarını göreceksin demiştim. Ben burada düz beyaz bir harita görmüyorum. Türkiye'nin dağlarını gördüğüm zaman, görebildiğim zaman da ne çıkıyor ortaya? İşte sen demir yolunun nereden geçtiğini bilebiliyorsun. Şurası komple dağlık bir yer değil miydi? Allah aşkına bak. Şurası. O zaman ben buraya demir yolu yapmamın, ulaşmamın bir mantığı var mı? Ya buradaki demir yolu bir tane olmak zorunda. Kars'tan ta demir ipek yolu Çin'e kadar gidecek çünkü bu demir yolu. Şuradan bir tane Van'dan gelip yine bir bağlantı olacak İran'a doğru. Bunlar olmak zorunda. Ama şurada Karadeniz'e bir demir yolu bağlantısı kurmanın, şuradan Karadeniz'e inmenin demir yoluyla da karayoluyla zor iniyoruz. Demir yoluyla inmenin ne mantığı var? Oraya demir yoluyla niye ulaşayım ben? Geldim buraya. Samsun'a şuradan ancak, Karadeniz'e ancak şuradan Samsun'a yaparsın. Neden? Çünkü Samsun'da tarım arazileri var. O yüzden ilk önce Samsun'a inmeye çalışırsın oradan. O zaman ben bir tane buraya yapacaksam Samsun'a inerim. Hocam buraya niye yaptık o zaman Karadeniz'e? Burada da bizim
Demir çelik fabrikalarımız yok mu? Demir çelik fabrikaları için burada Zonguldak'a doğru bir tane yaparım. Ama tutup şurada Sinop'un Kastamonu'nun olduğu yere tutup demir yolu yapmam. Tutup burada Karadeniz'e demir yolu yapmam. Tutup burada Çanakkale'ye demir yolu yapmamın hiçbir mantığı yok. Çanakkale'de zaten nüfusun seyrek olduğu bir yer orası. Oraya demir yolu niye yapayım zaten? Geldim buraya bakın. O kadar dağlık ve engebeli bir yer ki burası. Menteşe dağlarının teki, taşeri platolarının olduğu bir yer. Ben buradan Antalya'ya demir yoluyla inmemin bir mantığı yok. Bakın nerelerde demir yolu yapılmadığını bildiğin zaman iş çözülüyor. Hangi şehirlere demir yolu ulaşımın olmaması gerektiğini de rahatlıkla bulabiliyorsun. Mantığını öğrendin mi? Gerisi çok kolay oluyor. Ankara'da bir grup öğrenci yoğun geçen sınavlarından sonra stres atmak amacıyla yüksek hızlı tren kullanarak gezmek istemişlerdi. Bu öğrenci grubu aşağıdaki numaralara gösterilen illerin hangisini hızlı trenle gidemez? Hızlı tren sorusu artık ben bekliyorum. Çünkü hızlı trenler bizim ülkemiz için önemli. Nereden nereye hızlı tren olduğunu senin bilmen gerekiyor. İstanbul'dan şöyle geliyor bakın. Kocaeli'nden, İzmit'ten geçip, Biricik üzerinden, Eskişehir'den, Konya'ya, Karaman'a var. Bunu unutma. Şurada Karaman'a hızlı tren var. Buradan da Ankara'ya uzanıyor hızlı trenimiz. Bakın hızlı tren burada Afyon'da yok. Hızlı tren yapılmak proje olan da var ama. Buradan Afyonkarahisar üzerinden Afyonkarahisar'dan İzmir'e doğru bir hızlı tren projemiz daha var. Bursa'ya doğru uzanan bir hızlı tren daha olacak. Buradan Sivas'a bağlanan bir hızlı tren projesi daha var. Ama şu an buralara gidemezsiniz. Tamam mı? Şu an gideceğiniz yerler bu hattı unutmayacaksın. İstanbul'dan gelip şuradan Eskişehir üzerinden Karaman'ı yaz oraya. Karaman'a da hızlı tren vardır. Sorularda çıktığında sana İzmir'i verir, Karaman'ı verir. Aa hocam Karaman'a neye gider mi tren ya diyeceksin. İzmir'e gider diye işaretlersin sen kesin. İzmir'e gitmiyor, Karaman'a gidiyor ama. Yaz onu oraya. Çok can yakar. Çıktığında da Yunus Hoca aynısını söylemişti diye böyle bir gülümsersiniz sınavda. Geldik buraya. Bu olaylara durumlarından hangileri örnek olarak gösterilebilir? Küresel iklim değişiminin tarım, orman ve bitki örtüsü, tatlı su kaynakları, deniz seviyesi, insan sağlığı ve biyoçeşitlik üzerinde önemli etkileri vardır. Küresel iklim değişiminin neden olduğu çeşitli olaylar vardır. Hangileri örnek olarak gösterilebilir? Şimdi bakalım. Küresel iklim değişimi kutup bölgeleriyle dağların yüksek kesimlerinde buzulların erimesine neden olur mu? Evet, neden olur. Buzulların erimesine neden oluyordu. Göl ve yeraltı sularına ait rezervlerin azalmasına neden olur mu? Küresel iklim değişimi, sıcaklık artıyor. Göllerdeki sular azalacak. Sel ve kasırga, fırtına, orman yangınları gibi afetlerin daha fazla yaşanmasına neden olacak. Bunu yaşıyoruz zaten. Bu afetler de artış gösterecek. 1, 2, 3, Edirne hepsine neden olur. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralara gösterilmiştir. Bu alanlarda kurulan medeniyetler ve medeniyetin kurulduğu akarsularla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Çok uzun yıllardır bu medeniyetlerle alakalı temel bir soru, böyle bir soru sorulmuyor. Artık sorulmasının zamanı geldi. Çünkü OGM materyalde bu tarz sorular çok fazla medeniyetlerle, ilk medeniyetlerle alakalı. Ama ısrarla son zamanlarda sorulmuyorlar. 12. sınıfın 2 ünitesinin iptal edildiğini düşünürsek, soru soracak yerin daraldığını düşünürsek, böyle bir sorunun gelme ihtimali çok yüksek. Dikkatli dinliyorsun, not alıyorsun. Bir de Maya medeniyeti vardır. Mississippi Nehri çevresinde kurulmuştur. Bire bakalım. Şurada Yucatan yutuyorlardı. Aztek Maya vardı. Aztek Meksika Maya vardı burada. Ekmek Maya yapıyorduk. Burada Chichen Itza pizza antik kenti vardı aynı zamanda. Bu bölge bir nehrin çevresine kurulmuş bir bölge değildi. Mississippi Nehri burada. Mississippi Nehri öğrenmiştik kodlamalarla. Mississippi Nehri'nin çevresinde kurulmuş değildir. Tamam. Cevabımız Adana. Diğerleri 2'de Mısır medeniyeti Nil Nehri çevresinde. Şurada Nil Nehri çevresinde kurulmuştur. 3'te Fırat ve Dicle Nehirleri çevresinde Mezopotamya kurulmuştur. İndus Ganj Nehirleri çevresinde Hint medeniyeti, Sarı Irmak, Gökırmak Nehirleri çevresinde de Çin medeniyeti kurulmuştur. Bunların hepsi doğrudur. Cevap Adana. O notları yaz oraya. Hangisi hangi nehrin çevresinde kurulmuş yaz, çıkar. Çıktığında da çok güzel can yakar. Bu maddeler aşağıdakilerden hangisine doğru eşleştirilmiştir? Keşke şöyle bir maden sorusu da sorsalar. Biraz zorlasalar. Bazı madenin çıkardığı yerler Marmara Adası. Mermer. Mermer Adası. Mermer'i gördün, Marmara Adası'nı gördüğünde Mermer Adası diyeceksin buna. Demek ki burada mermer. Zaten hep Ege kısmındaydı mermer. Sonra bakın Balıkesir, Bursa, Bilecik hep Ege'deki bütün illeri saymış. Mermer'in olduğu yer. Mermer olmayanları sildim. Şuraya geliyorum. Pazı Dağı. Pazı atlar yiyordu. Fosfat atlar pazı yiyordu. Yani cevabımız C. Hocam şurayı nasıl öğrenmiştik? Feldispat. Gel ispat et diyorduk. Mustafa Kemal Atatürk'ü ben çok seviyorum diyordum. Siz de diyordunuz ki olmaz hocam, inanmıyoruz sana. Gel ispat et diyorduk. Mustafa Kemal Atatürk. MM
Mustafa Kemal Atatürk diyorduk biz buna. Bakın Manisa, Muğla Mehmet Kemal Atatürk, Kütahya Aydın çevresinde. Bu kadar ilçelerini bilmesen de buradan belki çıkartabilirdin bunu, tamam. Feldispat kodlamayı da böyle kullandık orada. 16. soru. Bu iş insanları ziyaret ettikleri ticari birlikler aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Bakın buradan yola çıkıyormuş. Şuradan Türkiye'den yola çıkıyormuş. İşte Berlin'e, New York'a, Brezilya'ya gidiyormuş. Şimdi burası çok önemli. Neden? Mercosur. Kitabımızda önem verilmiş. OGM materyalde bununla alakalı. Güney Ortak Pazarı bunun ismi. Yaz. Mercosur. Yaz bunu, güzel bir not alalım. Neden? Çünkü geçen sene ben kültür bölgeleriyle alakalı demiştim ki bakın ben Türkiye haritasında ben olsam kültür bölgelerinin yerini veririm. Hangisi hangi kültür bölgesindedir diye sorarım. Bununla alakalı hiç soru sorulmamış demiştik. Geçen sene soru çıktı. Şimdi de diyorum ki burası kitapta çok güzel değinilmiş, Mercosur ticari bölgesi. Ve aynı zamanda okuyma materyalde de çok güzel sorular var. Ben olsam böyle bir soru sorarım. Yaz oraya Mercosur yaz. Mercosur. Messi şey yapıyordu biraz şurayı da. Şundan osuruyordu biraz. Messi. Messi nereli? Şurada Brezilya, Arjantinli. Arjantin tarafında demek ki bu Mercosur. Yaz oraya. Güney Ortak Pazarı. Güney Amerika'daki Ortak Pazar. İsmi böyle, Güney Ortak Pazarı yaz oraya. Güney Ortak Pazarı olan ülkeleri yaz. Arjantin, Messi'den geliyor aklına. Mercosur, Messi. Arjantin, Brezilya yaz. Paraguay, Uruguay yaz. Uruguay'da yaz. Şimdi bunlar Mercosur'un. Şimdi geldik. Bir numaraya gittiğinde bir numara Avrupa Birliği değil mi? Bizim bildiğimiz yer Avrupa Birliği orası. İki numaranın olduğu yer kuzeyde. Kanada, ABD ve Meksika arasında az önce de gördük. NAFTA. Naftalin satıyordu bu ülkeler. NAFTA vardı. İki numaranın olduğu yer NAFTA. Üç numaranın olduğu yer Mercosur. Mercosur'u çoğunuz belki hiç duymamış da olabilirsiniz. Üzerinde de hiç durulmamış olabilir. Aman dikkat. 17. soru. Allah bismillah paragraf sorusu. Hangi öğrencinin verdiği cevap yanlıştır? Bir şey tarım ve gıda ile alakalı bilgiler verecekmiş bize. Bakalım. Aliye. Un ve unlu gıda sanayi tesisleri özellikle Orta Anadolu'da. Konya ve çevresinde değil mi? Çünkü orası tahıl ambarı. Doğru Ali. Burada sen haklısın. Yani ben bakıyorum, bana mantıklı geliyor mu? Et ve et ürünleri. Tamam, güzel et. Konya'da hayvancılık yapılıyordu. Birinci sıradaydı Konya'da hayvancılık. İzmir, Erzurum. Erzurum'da çayırlar vardı. İzmir'de hayvancılığa destek olunma vardı. İzmir'de. İzmir çok önemli hayvancılık için. Unutma, destek olunuyordu hayvancılığa gibi. Balıkesir, Kars. Tamam hocam, burası et ve et ürünleri olabilir mantıklı. Ayçiçeği yağı fabrikası Tekirdağ'da. Evet. Ayçiçeği yağı fabrikası Edirne Tekirdağ'da. Çekirdağ. Ayçiçeği çekirdek şeyinden yapılıyordu. Tek tek. Çekirdeklerin yedim tek tek. Olur. Türkiye'de çay sanayi Doğu Karadeniz kıyılarında, Rize'de. Tamam, çay zaten Rize. Diğeri konserve meyve suyu sanayi Yozgat, Edirne, Diyarbakır. Hocam ben nereden bileceğim konserve ve meyve suyu sanayinin nerede olduğunu, ezberlemeyeceğim. Buradaki mantık ne? Yaz oraya. Konserve ürünlerini özellikle seracılığın yapıldığı yerde ararım. Konserve sanayi daha çok seracılığın yapıldığı yerde aranır. Seracılığı nerede yapacaksın o zaman? Antalya gibi daha güney deniz kıyılarında, Antalya'da, Mersin'de, Adana'da, Bursa'da yapabilirsin, İzmir'de yapabilirsin seracılığı. Seracılık yapılan yerlerdedir konserve sanayi. Tabii günümüzde birçok illere doğru yayılmaya başlıyor konserve üretimi ama konservedeki arayacağımız ana nokta bu, bu mantık. Hangi konservede hangi mantığı arayacağımızı yaz hemen oraya. Evet, denememiz bitti, seviliyorsunuz. Notlarınızı güzel aldığınızı düşünüyorum. Ne diyoruz o zaman? Yunus Hoca'yı bir defa öğren, bir daha asla unutma. Bir sonraki denemede görüşmek üzere. Beğenmeyi unutma.